Şimdi Taylan'la Berkan'ın birlikte oynaması aslında benim olumlu olarak gördüğüm bir durum. Ya yani bir takım e, sadece yetenekli chip daha forvetle da, başlamaya ne diyorsun peki? O da olabilir. Bu eleştiriliyor yani niç, niçin çift forvetle başlıyor diye. Şimdi Halil hareketli bir oyuncu. Yani Yok, o ben o konuda eleştirilerin doğru olmuş ama abi sana şöyle pas atayım. Bence Halil ileri uçta son adam oynayamaz. 14 haftada bir gol. Direkt kaleci hatası İrfancan'ın. Dün öyle ya da böyle forvet arkasına arkası. geçince o pozisyonu ama faal ama faal değil buluyor. Orada Halil golde kaçırmıyor ki problem o zaten. Halil pozisyona giremiyor. Fenerbahçe derbisi 70 dakika sıfır pozisyon yerine Jagne giriyor. Beğenliğim beğenliğim 3 pozisyon yani. Temel sıkıntı Halil kullanış şekliydi Fatih Hoca'nın. E, tamam bu başka bir şey ama çift forvet demek illa hani e, birbirine paralel düşünmek durumunda değiliz bu oyuncular. Önlü arkalı oynatırsınız. Söylediğin doğru. Ama Muhammed'i oynatabilirsiniz. Yani oynatabilir doğru. Önde sabit Hı -hı. yani kutunun içerisindeki forvet Muhammed'i yaparsınız. Halil'i gezici forvet yaparsınız. Öbür taraftan Kerem de geziyor. Aslında çift evet. forvetle oynamıyor. Forward. Galatasaray 3 forvetle oynuyor. Fakat Galatasaray'ın oyununda ben bir kitabilik görmüyorum. Yani sistem üzerinde akan, çalışılmış varyasyonlar üzerinde akan bir oyun e, anlayışı yeterince görmüyorum. Mesela Galatasaray da tıpkı Fenerbahçe gibi... Kenar ortalarını fazlasıyla kullanan, fakat bundan yeterince verim alamayan bir takım görüntüsünde. Şimdi sizin e, hareketli oyuncularınız var, işte Kerem'iniz var. E, ya savunma arkası koşular yaptıracaksınız. Bunu kısmen Halil de yapar, belki Muhammed dahi yapabilir. Yani bu yeterince çalışılabilmiş mi? Şimdi Galatasaray sanki yetenekli oyuncuları toplamış, bir araya getirmiş, sahaya sürmüş ve çıkın oynayın arkadaşlar demiş gibi bir görüntü arz ediyor. Ve bu görüntü de yani dominant oyunlara ve yüksek aksiyona rağmen sonuç getirmiyor Galatasaray'a. Şimdi Berkan'la Taylan çok daha iyisini oynayabilir. Çıkaldağ'ın yokluğu bence çok büyük eksikliktir. Bence Galatasaray Çıkaldağ'ı merkezin ana aktörü yapmanın peşinden koşmalı. Bir de Galatasaray artık yani bir zahmet 11'in arası Mehmet öyle değil mi ya? Burada işte e, Jack ne ile deniyorsun, Muhammed'le deniyorsun, Halil'le deniyorsun, üçünü, dördünü deniyorsun, bir arada deniyorsun. Son Fatih Terim dönemini özetliyor. Yani Olmuyor. örnek verelim. Jack ne 3 maç gol atamıyor. Ben dün biliyordum Muhammed'in 11 başlayacağını. Yani Fatih Hoca ısrar etmiyor oyuncuda. Emre Kılınç bir hata yaptı mı kendisini Hemen kenarda buluyor. Taylan yine aynı şekilde. Mustafa yani Muhammed'de güzel vermiş. özetleyen Ayra ben ek olarak şunu söyleyeyim. Şimdi dün Trabzonspor'a Denizlispor maçını da izledim. Son 15 dakika yola çıktım maç için. Trabzonun attığı İlk gol gibi bir gol atamadı Galatasaray. Abdülkadir geldi Sabek'in. yok. Sabek de bu arada Dorukan. Orijinal Sabek değil yani. Galatasaray'da 15 haftada Yetlin'le Fana Anoltun bir tane asisti yok. Fana Anoltun kornerden yaptı asistini. Yani bindirmelerden yok. Bitiremiyor. Dün ayrı konu. Yine Fana Anoltun iki tane Muhammed Evali'le pası var ama 14 haftalık periyotta bakarsak bu aksiyon hiç yok. Savunma arkası geçiş hücumları kovalıyorsunuz. Fenerbahçe atılan gol çok güzel bir gollü. Kerem'in golü. Müthiş. O golün benzerini Marsilya'ya da attı Galatasaray. Lokomotiv Moskova'ya da attı ama o tarz maçlarda atarsınız. Altay gibi, Yeni Malatya gibi, atıyorum Kayseri gibi sizi karşılayan takımları biraz set hücumuyla. Bunu zamanında Mariano Berlihan'da Fegül Üçüs doğaçlama yapıyordu ama şimdi öyle yetenekli bir oyuncu grubu da yok. Ben yani bunu hep özellikle vurguluyorum. 11 transfer, 25 milyon euro. Bugün Abdullah Avcı'ya soralım. Lider takımın hocası. Şu 11 oyuncudan hangisini alıp banko ilk 11'ine koyar? Yani sıkıntı zaten bu. Şu an takımın en iyi iki oyuncusu Kerem Marka. Zaten geçen sezondan kalan oyuncular bakarsak. Ya yani kadro planlaması, kadro mühendisliği bunları özellikle vurguluyorum. Ben sezon başı öngörümde aklı çıktım. Bu takım nasıl gol atacak sorusunu soruyordum. Gelinen nokta totalde 15 lig, 11 Avrupa, 26 maç. 26 maç 38 golü var Galatasaray'ın. Yani bir buçuk değil. Jagne, Muhammed düzenli oynamıyorlar. Doğal olarak gol sayıları az. Kerem dışında Galatasaray'da banko tabela yapar diyebileceğiniz bir oyuncu yok. Stoperleriniz gol atmaz. Bekleriniz asist yapmaz. Orta sahaya gelelim. Berkan Taylan tırnak içinde Berkan çok düz kalıyor. ya oyunu açamıyor hiç. Ya Biz hep böyle Melo Fernando diyoruz ama bir Selçuk İnan performansı da yok bakarsak. Oyu dominantlık diyorsun. Çıkmaz yani abi. zaten. Ya da şöyle söyleyeyim şu tesadüf olamaz. Üç tane büyük maç öne geçiyorsunuz 8 puan kaybediyorsunuz. Niye? Sizde bir Hamşik gibi, Josef gibi, Gustavo gibi orta sahanızda bir lider oyuncu yok bakarsak. Dünkü Hamşik'in ikinci golünü de gördük. Oraya koşuyu atıyor. Galatasaray'da o koşuyu Taylan'ın Berkan'ın bu sene kaçırdığı gol var mı oralardan? Hani geçtim gol atmalarını. Doğal olarak bu bana çok tesadüf gelmiyor yani. Ciddi bir planlama ve teknik hayat, teknik hayat hatası görüyorum. Hakem hatalarına rağmen yani. Ben hakeme bağlayamam bu 16 puan farkı. Ya özetlersem Galatasaray'ın bir oyun lideri eksikliği hissediliyor. işte söylediğin skoru aldı takım. Ondan sonra nasıl oynayacak? Yerine göre tempoyu düşürecek. İşte Galatasaray'a topu gezdirecek. Ama topu gezerken orada bir yönetmene ihtiyaç var. O yönetmen ortaya çıkmıyor. Şimdi Galatasaray'ın kadrosunu ben beğeniyorum ama bu kadronun gelişim göstermesi lazım. İşte Berkan'ın üzerine koyması lazım. Mesela Morussan bir yetenekse sürekli kullanılması lazım. Sizin elinizde evet. Feguli gibi bir potansiyel var. O bile yani saman alevi sadedinde işler yapıyor. Yani oyuna giriyor çıkıyor. Bazen ilk 11'de oluyor olmuyor. Şimdi bu kafa karışıklığının giderilmesi lazım. Galatasaray'ın forveti ya da forvetleri kim olacak ilk 11'de? Galatasaray'ın forvet arkası pozisyonunda kim olacak? Oradaki playmaker'ı kim olacak? Yine merkezde orta şey takımı yönetecek oyuncular kim olacak? Ve Galatasaray'ın bekleri niçin katkı vermiyor? Nasıl katkı verecek? Yani bu oyun gelişimi gösterilmezse hani Necati Hoca diyor ya, devre arasında katkı yapacağız. Ben katkıdan da sonuç alınabileceğini düşünmüyorum. Yani alırsınız yine bu her cümercin içerisine atarsınız. Yetenekli dediğiniz oyuncuları ama toparlayamayabilirsiniz. Aslında işte Çıkıldağ, Morutsan, Boye bu oyuncular... Hani transfer edildikten sonra işte verim alınan oyuncuları olarak konuşuyoruz. Doğru. Ama Fatih Terim'in bu oyuncuları zaman zaman kullanmadığını görüyoruz. Ya da işte mecburi eksiklikler vesaire. Ee, şimdi bu çıkan 11'in de hafta içi oynanacak Avrupa maçıyla bir bağlantısı var mı Mehmet Özcan? Şimdi Çıkal'da oynamayacak. Onu söyleyelim yine bir izolasyonda kalıyor. Evet. Mecbur bir oyuncu grubu ama ben mesela hemen dün akşamdan kafamda şekillendi Lazio 11'i. Muhammed diye bekliyorum ya kesecek diyorsun, ee, Muhtemelen bir dokunuş olacak orada ama hani muhakkak Taylan Berkan ikisi olacak orta sahada. Feguli de olur. Hemen hemen bu oyuncu grubu ki zaten dörtlü savunma ve Taylan Berkan çıkaldı açısı. Bu zamana kadar Avrupa Ligi'nde hemen, hemen her maçta oynamıştı. Evet. Bu arada bu kadar Galatasaray özeline gittik ama benim Galatasaray'ı biraz da şöyle izah edeyim. 15 haftadır Galatasaray'ın rakiplerini statta canlı gözlerle izledim. Gördüğüm en zayıf takım diyebilirim Altay'a. Bence kadro kalitesinin oranla gayet iyi mücadele ediyor. Evet. Kalecisini, iyi bir kaleci Polonya'dan. Ön taraftaki 4 oyuncu ki ben Rodriguez'i çok beğendim. 10 numarası Şilili. Hareketli oyuncular. Bamba tamam. Defans dörtlüsü. Pinares defans Pinares'te iyi gol atan ama şunu özellikle belirteceğim. Oyunculara saygısızlık olmasa ben birincilik seviyesi görüyorum. Şimdi defans dörtlüsündeki İbrahim Öztürk ligimizin en yaşlı oyuncusu. 40 yaşında bir stoperden evet, bahsediyoruz. 30, 40, yaşında. 40 yaşında her kulvarda da şampiyonluk gördü. Güzel bir kariyeri vardır. Bursa ile Süper Lig, Altay ile birçok lig. Yanındaki Murat Akçay Anadolu'da tutunamadı. Galatasaray alt çıktı ama hiçbir zaman o potansiyel olmadı. Sabek yeni Süper Lig deneyiminde öyle söyleyelim. E, Cebrail öyle hatırladım kaldı ismi. Kazım Can'ı ben 2 sene önce Galatasaray'ın Devraris kampında izledim. Hatta şu yorum yapmıştım Hayır abi ilk kez görüyorum bu çocuk iyi futbolcu olacak dedim ama 16 yaşında ve forvetti. Şu anda yani, 18 değil mi? 18 oldu ama evet. ben orijinal mevkisinin sol bek olduğunu düşünmüyorum. Zorunluluktan eksiklerden oraya koydu Mustafa Hoca. Orta ikili Poko Zeki. Yani hakikaten birincilik seviyesi. Bunu kabul edelim ve buna karşı öyle ya da böyle Altay öne geçtiği periyotta 3 tane korner Artı ben Altay'ın geçen hafta Başakşehir maçını da izledim. Başakşehir tek kale top oynadı. 0-0 bitti. Pozisyonu yoktu Altay'ın. Dün öyle ya da böyle Galatasaray kalesine geldiler. İlk yarı bir üç tane korner buldu sonra gol attı. 2-1'den sonra da Mustar'ın %100 kurtarışı var yani. Necati Hoca ya böyle ters düşüyorum. Böyle bir takıma karşı da öyle çok net bir dominasyon sayalım. E, Muhammed'in direkten dönen topu. faan not. sanırım orada offside kalktı. Halil'in e, bitiremedi pozisyon 2. Bir tane de Kerem'in offside golü. O da evet. savunma Yani böyle organize atak değil. atıyorum. Trabzonspor'un attı ilk gol gibi Abdülkadir getirecek, Dorukhan'ı indirecek, geri çıkartacak, Vakayemi vuracak ya da bir uzun top. Hamşin golü öyle bir organizasyondan var Hep Galatasaray'ın kurduğu baskı duran top kornerler neydi ve onda da en sonuncusunda artık golü bulabildi. Ben doğru oyun oynadığını düşünmüyorum Galatasaray'ın.